olmayan bir fırsat geçmişti. Anlam Planı döneminden sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin eline kullanamadılar. Büyük hatalar oldu ama ben ona çok kızmıyorum. Bunu çok samimi söylüyorum. Çok kızmıyorum ona. Neden çok kızmıyorum biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Çünkü tecrübesizdiler. Böyle büyük bir güce sahip olmanın ve bu gücü nasıl yönetmenin neleri gerektirdiğini bilemediler o dönemde. Yani eski CTP'liler hayal edemezdi bunu. Eski CTP'liler bunu hayal edemezdi. Bizim arkadaşlarımız vardı ilkokulda, ortaokulda. Bize derlerdi ki CTP'liyik biz ama birine söyleme. CTP'liler buradan gelip buraları almış bir partidir. Büyük bir şansıdı bu. Çok büyük bir şansıdı. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, tüm sivil toplum örgütlerinin başkanlığı, Avrupa'nın desteği falan filan çok önemliydi. Bunu kullanamadılar. Ama dediğim gibi buna çok kızmıyorum ben. Çünkü tecrübesizdiler. Yeteri kadar bu işleri bilen bürokratları yoktu. Olmamasının sebebi de eski Ulusal Birlik Partisi'dir. Onu da bilmem zannetmesinler. Çünkü CTP'li olarak bilinen bürokratların yükselmesini hep engelledikleri için eskiden CTP iktidara geldiğinde üst kademede çok bürokrat bulamadı zamanında. Her neyse onun için bunları pek suçlamam. Yapamadılar o dönem bu işi. İnşallah kendi öz eleştirilerini o dönemle ilgili yaparlar. Ama şimdiki durumla ilgili CTP'yi affetmem. Bu ülke en karanlık günlerini geçiriyor. 1970 yılında kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi ömrünün büyük kısmını muhalefette geçiriyor. Artık muhalefet uzmanı bir parti ve sen bunu kendi faydana çeviremiyorsun. Cumhuriyetçi Türk Partisi büyük bir hatadır bu. Çok büyük bir yanlıştır. Az önce dediğim gibi iktidarı büyük bir güçle ele aldığınızda yönetememenizi bir anlayış gösterebilirim ona. Ama ülke bu kadar kötü yönetilirken bir alternatif olarak ortaya çıkamamanızı affetmem, sizin de affetmemeniz lazımdır. Geçtiğimiz hafta Sayın Talat'tı burada konuğum. Sayın Talat'a da bunu sordum, söyledim. Kendisi de söyledi. Herhalde bir iç muhasebe yapıyorlardır dedi. Bitsin artık bu iç muhasebeniz lütfen. Yani ne yapmanız gerektiğini artık bir karar veriniz ve çıkınız Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak önerilerinizi, projelerinizi, eylemlerinizi, mitinglerinizi ortaya koyunuz. Bu toplumu önce kendinizi daha sonra bu toplumu diriltiniz. Bir şeyler yapınız artık. Ben çok üzülüyorum ya. Yani her şeyi takip ediyorum ben. Arada bir ansızın bir baktığım konu erken seçim şart. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden açıklama. Ya bunlar belki İskandinav ülkelerinde olabilir bu tür siyaset. Norveç'te, İsveç'te falan filan. Bu ülkede siyaset böyle yapılmaz ama. Biraz sesinizi çıkarmanız gerekir. Artık biraz atak yapmanız gerekir. Eylemlerin içerisinde bulunmanız gerekir. Aktif olmanız gerekir. Sesinizi çıkarmanız gerekir. Cumhuriyetçi Türk Partisi her zaman söylüyorum. En gerekli partidir bu ülkede. Bu ülkenin en gerekli partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Bir denge unsurudur bu ülkede. Ve ülke bu kadar karanlıkların içerisinde gezerken, bu kadar kötü günler yaşarken, karanlıkların içerisinde gezerken dediğimi başka anlamlara çekmeyiniz. Ne demek istediğimi herkes çok iyi bilir. Cumhuriyetçi Türk Partisi bir alternatif oluşturamadı. Henüz bu ülkede kendi yaptıkları ankette bile ikinci sırada çıktılar. Bu konuya gerçekten çok üzülüyorum. Bir an önce Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin silkinip kendine gelmesini ve bu toplumu da artık ayağa kaldırmasını. Nasıl ben bir medya mensubu olarak çıkıp diyorum ki artık bir şeyler yapmamız lazım toplum olarak. Siz bir partisiniz, bir siyasi partisiniz. 42 yıllık bu ülkenin en eski partisisiniz. Bu halkı diriltmek her şeyden önce ana muhalefet partisi olarak sizin görevinizdir. Ha ben bu uyarıları yapmaya devam ediyorum. Siz bunu ignore etmeye yani kayıt dışı tutmaya devam ediyorsunuz. Devam edeceğim ben buna. Bakalım en son ne olacak? Birlikte göreceğiz. Bir diğer kaybedenlerden birisi de programın içerisinde de değindim. Sayın Cemal Bulutoğulları. Büyük ümitli Cemal Bulutoğulları sevgili izleyiciler. Kıbrıs Türk halkı için. Başı sıkışan Cemal Bulutoğulları'na giderdi. Hatırlayınız bunu. Evi yanan Cemal Bulutoğulları'na giderdi. Kulüpte para eksilirdi. Rakip bile olsa kendisi Çetin Kaya'dır. Cemal Bulutoğulları'na giderdi. Her türlü sıkıntı. Hatta bir ara televizyon programları yapıldıydı. Cemal Bulutoğulları için Süpermen Cemal diye. Süpermen kıyafetiyle uçurdulardı Cemal Başkan'ı televizyonlarda. Maalesef bu yılın kaybedenlerinden biri de Cemal Başkan'dır.
çok da fazla üzerine gitmek istemiyorum aslında. Çünkü daha önce gerekli değerlendirmeleri yaptım. Bir an önce istifa etsin. Eğer siyaset de yapacaksa halkına dönsün. Halka, Süleyman Demirel'in sevgili izleyiciler bir lafı vardır her zaman. Biliyorsunuz siyasetin duayenidir kendisi. Halka gitmekten korkmayınız hiçbir zaman derdi. Halk size doğruyu söyler. Halka gitmekten korkmayınız. Cemal Bulutoğlu'larda eğer siyaset yapacaksa, çünkü artık aleni belli yani Ulusal Birlik Partisi içerisinde kendisine yapılanlar. Halka gidip eğer siyaset yapmak isterse halka gitmekten korkmasın. Yürüsün bu yolda. Ama belediye başkanlığından artık istifa etsin. Kendisine, kendi kendisine büyük zarar veriyor. Belediyeye zarar veriyor. Ve Lefkoşa'mıza büyük zarar veriyor. Bunu da buradan bir kez daha söylemek istedim. Şimdi bir konu daha var bu kazananlarla kaybedenlerle ilgili. Buna da bir şey söylemem gerekir mutlaka. Hangi sınıfa sokacağıma bunu karar veremedim. Buna da siz karar veriniz sevgili izleyiciler. Sendikalarımızdan bahsetmek istiyorum. Oturdum ve düşündüm. Dedim ki sendikalarımız bizim bu yıl kazananlar sınıfında mı yoksa kaybedenler sınıfında mı? Bazı konularda bazı değerlendirmeler yaptım ve dedim ki gerçekten sendikalarımız bu yıl çok kötü bir yıl geçirdiler. Yani yıl dediğimizi sezon olarak alınız. Geçtiğimiz Eylül'den şu ana kadar. Çünkü meclis tatile giriyor ya. Unutmadım onu da. Yani o 82 günlük tatili unutmadım. Söyleyeceğim biraz sonra onları da. Siz onu Eylül-Temmuz dönemi olarak alınız. Ben yıl dediğim zaman. Bu geçtiğimiz yıl içerisinde sendikalarımızın yapmış olduğu hareketleri, eylemleri, grevleri, ortaya koydukları görüşleri bir teraziye koyduğum zaman karar veremedim. Kazananlar tarafından mı, kaybedenler tarafından mı? Çünkü bazı konularda hataları oldu. Örneğin sendikal platform bir birliktelik sergileyemedi. Bir birliktelik sergileyemedi. Kavgalar çıktı, işlerinde ayrıldılar. Hadi baştan toplanalım dediler, olmadı. Toplumsal varoluş mitingi düzenleyelim dediler, başaramadılar. Bunlar var. Diğer tarafa Elsen'in Ocak'ta yapmış olduğu büyük bir yanlış var. Onu sürekli söylüyoruz. Şu anda yapacakları ne kadar haklıysa o zaman yapacakları da o kadar yanlıştı. Bir diğer taraftan baktığım zaman kendilerini kayda değer görmeyen bir hükümet var karşılarında. Yani sendikacılar da ne yapsın? Yaksın memleketi adamlar sonunda. Yani gidiyor sendikacılar diyor ki söz ver. İnanmam. İmza at. İnanmam. Bakanlar kurulu karar çıkar. İnanmam. Resmi gazetede yayınla. İnanmam. Hiçbiri de olmazsa onlar da ne yapsın artık? O yüzden tam bir karar veremedim bu konuyla ilgili. Sendikalarımız bu yılın kazananlarında mı kaybedenlerinde mi diye ona da artık siz karar verirsiniz. Ama Kıbrıs Türk Hava Yolları konusunda Havasen'in göstermiş olduğu direniş başarıya ulaşmıştır. Tüm sivil toplum örgütlerimizin onu örnek alması gerekir. Düşünebilir misiniz siz Kıbrıs Türk Hava Yolları battıktan sonra bu sendika dağılsaydı? Bu işin içerisindeki arkadaşlarımız hepsi bir köşeye savrulup birlik olmasaydı ne olacaklardı? Programın başında dediğim gibi hükümet bu yana bakacaktı hemen. Ama baktırtmadılar kendilerini. Başbakanın evine kadar gittiler. En sonunda işe girdiler. Demokratik çerçevede yapması gerekiyor. Yolların içinde yattılar, dayak yediler. Başlarına gelmedik kalmadı ama kazanan onlar oldu. Gelen çok sayıda SMS'ler var. Onlara dönüp bir bakmak gerekiyor sanırım sevgili izleyiciler. Bu arada 41-43'lür SMS numaramız. Dilediğiniz konuyla ilgili SMS'lerinizi gönderebilirsiniz ve oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada sevgili yönetmen arkadaşımdan da rica edeyim SMS'leri göndermede biraz ara versin. Arka arkaya okuyalım. Evet. Helal olsun sana Er Meydanı. 123 kişiye bir bakın. Arkası olmayan, ezilen insanlardır. Yeni memurlara bakın, batıran bunlardır demiş bir izleyicimiz. Bu konuyla ilgili olarak sevgili izleyiciler, yani 123 kişinin işten atılmasıyla ilgili olarak çok geniş bir değerlendirme yaptım. Madem ki izleyicimiz bir SMS göndermiş, tekrardan çok kısa değinmek istiyorum o konuya da. Eğer bu 123 kişinin, bakın, bunu tamamen ayırınız. 123 kişinin kimlerden seçilip işten atıldığı tamamen ayrı bir konudur. Çünkü o konuyla ilgili de çok değişik eleştiriler vardır. İşte o onun yakınıdır, atılmadı. Bu muhalefettir, bu atıldı diye. Ben bunu tamamen bir kenara ayırarak konuşuyorum. Eğer 123 kişinin işten atılmasıyla belediye düzelecekse tamam.
Bir şey diyecek hakkımız yoktur buna. Ama bu 123 kişi işten atıldığı halde belediye batmış bir durumda kalacaksa, Lefkoşa hizmet alamayacaksa, bunun vebali bu kararı alanların üstünde olacaktır. Daha önce de detaylı bir şekilde bu konuyu değerlendirdiğim için hemen kısa geçiyoruz. Hayat pahalılığı biliyorsunuz bugün açıklandı. %0.95, yani %1'e yakın bir şekilde ucuzlamış. En ucuzlayan mallar domates ve salatalıkmış. Bunu açıklayan Devlet Planlama Örgütü müsteşarı herhalde Uganda'da yaşar. Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili izleyicimize. Talep ediniz bunu. Buraya yazmanız güzel. Bir harekette bulunmuşsunuz şu anda. Ama bunu talep ediniz. Gidiniz ve deyiniz ki bu müsteşar arkadaşımıza, eğer Uganda'da yaşamazsa, deyiniz ki siz nasıl buldunuz bu %0.95'i, bir göster bize bakalım. Batıyoruk biz bu ülkede. Cebimizde para yok. İnsanlar artık sevgili izleyiciler 20 yıllık 30 yıllık dostlarına borç veremeyecek durumdadır. İnanınız bana, yani adam der ki nasıl vereyim, verirsem yeri gelmeyecek, ben aç kalacağım bu sefer der. Ülke o durumdadır yani. Ama hayat ucuzlamış. Nasıl ucuzlamış? Onunla ilgili de bazı taleplerde bulunsun gerek sivil toplum örgütleri, gerek vatandaşımız ve bu konuyla ilgili de takipte bulunsun. Memleketimizle ilgili tepki gören örneğin külliye kararlarını kimler alıyor? Kıbrıs halkı neden sessiz kalıyor? Bu konuyla ilgili de söyleyeceğimizi söyledik. Bildiğiniz gibi bazı sıkıntılarımız oldu. Şimdi sevgili arkadaşımdan da rica ediyorum, çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından da SMS'lerinizle ve teşekkürlerimizle programımızı kapatalım. Şimdi çok kısa bir ara, birazdan yeniden birlikteyiz sevgili izleyiciler. ...2012 yılın müteahhit ödülüne layık görülen Döveş Construction'dan emsalsiz bir proje daha. Kaliteye standartımızdır sloganıyla bu projeyle yola çıkarak yapmış olduğu projelerde çıtayı her zaman yükselten Döveş Construction'dan, daire sahibi olmak isteyenlere şehrin karmaşasından uzak bir yaşam alanında benzersiz bir fırsat sunuyoruz. Yeni Boğaziçi'nde Okullar Yolu'nda 10 dükkan, 2 ve 3 yatak odalı daireler, toplam 88 haneden oluşacak projemiz 30 ayda tamamlanacak ve sizlere optimum bir yaşam sunacak. Gazi Monsa'nın Akdeniz kokulu yari, Yeni Boğaziçi'nde Okullar Yolu'nda inşa edilecek projemiz festival alanına, çocuk parkına ve denize yürüyüş mesafesinde konumlanmıştır. Çocuk parkı, yüzme havuzu, yürüyüş alanı, araç park alanı, kafe, mini market ve daha fazlası. Döveç Construction. Alışveriş severim, evden çıkınca ben Önder'e giderim. Ailecek çok sever, hep beraber gideriz. Önder'e gidince biz çocuklar gibi işiniz. Toplandık çoluk çocuk, ailecek taslamam. Önder alışveriş merkezlerine doyamam. Toplandık çoluk çocuk, ailecek taslamam. Önder alışveriş merkezlerine doyamam. Önder'e gidince biz çocuklar gibi şeniz, alışveriş yapınca çok 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 kâr.